Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yapılan hata mı desem veyahut da dikkat edilmeyen bir husus mu desem arkadaşlar, ona biraz dikkat çekmek istiyorum. Koleksiyoncunun parçası olmayan bölümü en son kısmına bir bakacağım. Önce bir bakacağım arkadaşlar, şu anda girmiyorum dövüşmeye, birazdan gireceğim. Olay şu, oyun sistemi hakikaten 1-2 seneye önceye nazaran çok farklı değişti arkadaşlar, çok fazla değişti. Hem yeni eklenen karakterler, hem bu karakterlerin özellikleri, hem de arkadaşlar eklenen karolar hakikaten abidik gubidik twist'e gel gibi olmuş. Ama burada aslında oyuncu için, yani aklını kullanabilenler için güzel avantajlar da var. Olay şu. Mesela şu nerede, bizim o nerede, şey çakma modok. Mojo nerede? Şurada bir yerdeydi bak. Mojo burada değil mi abi? Şimdi Mojo'ya giderken arkadaşlar kaç adamla görüşüyoruz? Mesela şuraya bakayım. Luke Cage 1. İşte Hood 2. Nightcrawler 3. Night Thrasher 4. Ondan sonra Ronin 5. Neydi bugün? Yondu 6. Ve sonra boss'a gidiyorsunuz 7. Yani 7 adam dövünce bölüm bitiyor. 6 adamı nakavt edince de arkadaşlar ne yapıyoruz? Böylelikle boss'a gelmiş oluyoruz. Aslında dövüşler de kısalmış yani. Öyle aman aman bir uzun. Yolum nereden? Yolumu kaybettim. Tamam, buradaymış. Okey. Yolda kalıldık. Aslında o kadar da aman aman bir şey değil arkadaşlar. Öyle bu aman aman da bir muhabbeti yok. Peki ne yapmak lazım? Şimdi mesela 3 yıldızlarla gireceğimi farz ediyorum. Elimde kadrom yok ve 3 yıldızlarla gireceğim. Şöyle bir bakıyorum. Buranın karosu neymiş? Güç rezervi. Yani her iki şampiyon için özel saldırıların maliyeti %50 daha az güçtür. Aa bak, süper bir şey. Yani bolca özel saldırı ben de atacağım, rakip de atacak. Burada iki şeyi düşünebilirim. Birincisi güç kilidi veren. Düşünsene mesela Magic'le giriyorum, sürekli L2 atıyorum abi. Sürekli L2 atıyorum. Rakip hiçbir zaman güç barı dolduramıyor. Her zaman parides. Yani bir kum torbası dövüyorum. Ne varmış? Her iki şampiyonda özel saldırı durdurulamaz olur. Yani engellenemez olur. Buradaki yazım yanlış var arkadaşlar. Engellenemez olur. Aa diyorum, süper bir şey. O zaman şöyle bir şey de yapabilirim. %100 sersem atan özel saldırılara, skilllere sahip katlerlere girersem arkadaşlar, ben sürekli arka arkaya atabilirim. Sonsuz bir sersem basabilirim. Bak, süper iki tekniğim var. Peki bakıyorum. Buradaki katlerlere karşı beni kim zorlayabilir? Luke Cage zorlamaz. Hood zorlamaz. Nightcrawler kaçabilen bir karakter. Buna biraz dikkat etmem gerekecek. Night Thrasher zorlamaz. Ronin zorlamaz. Yondu zorlamaz. Espri ne kadar basit. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. 3 yıldız karakter. Yani önce bir yola bakacağız. Tamam mı abi? Yol nedir? Karo nedir? Ondan sonra karakterlere bakacağız. 7 tane karakter var. Gözünü seveyim. Yani bu 7 karakteri de 5 karakterle geçelim artık yani. Değil mi? Hadi ben 3 yıldızla. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, bana evvela özel saldırıları %100 şansla sersem verecek karakterler lazım. Özel saldırıları %100 sersem verecek. Kimler var? Şöyle bakıyorum. Stark örümceğin özel saldırı biri %100 sersem verir arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle bir bakıyorum. Başka kim var? %100 sersem verecek. Kesin Banko. Ondan sonracığıma şöyle biraz daha bakıyorum. %100 sersem. Gambit var. %100 sersem arkadaşlar. Devam ediyorum. Başka kim var? %100 sersem verecek. Kızıl kafatası var. Başka bakıyorum böyle. Ronan Reis de olması lazım. Bu Ronan'ı da alacağız. Thor düşük bir ihtimal. Yani iyi fena değil ama o kadar da yüksek değil. Şu Ronan Reis'i bulsam. Mesela Magic sürekli güç kilidi uygulayabilirim. Sürekli uygulayabilirim. Affetmem. Ronan'ı çalmışlar. Ronan yok mu lan 3 yıldız? Burada Ronan Reis burada. Tamam, güzel. Good boy. Burada şimdi arkadaşlar 4 tane %100 sersem atan karakter var. Bir tane de güç barı çalan var. Yolumun üstünde Nightcrawler var. Nightcrawler için kimi kullanabilirim? Etkili olabilecek. Mesela Quake. 3 yıldızlı Quake. Şu anda koleksiyoncunun parçası olmayana gireceğim bu arada. Quake yukarıda genelde. Onun biraz prestiji yüksek olduğu için diğerlerine göre. Anında burada. Mesela kimi alayım? Çok fazla yerim yok ama
Hadi bunu alayım mesela. Bir gidelim bakalım, yol boyunca gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar, mesele olayı okumak. Tabi bu arada bir tane robot da karşımıza çıkacak yanlış hatırlamıyorsam. Bir sentinel çıkıyordu. Hop, tuzakta bilim sentineli çıktı. Bunda bu kara yok. Bununla normal dövüşeceğim. Mesela Stark'la dövüşebilirim. Hani özel saldırılarından daha rahat kaçabilmek babında arkadaşlar. Biraz üzerime yük toplayayım. Bak çakala bak, L2'ye saklıyor kendisini. Abi bu nasıl blok almamaktır ulan? Bu kadar güzel oynama şekline yakışıyor mu be? Resmen dış güçlerin oyununa geldik arkadaş ya. Harbi dış güçlerin oyununa geldim kardeşim ya. O yüzden artık blokla oynamak istemiyorum ya. Vallahi yayıptır ya. Hocam sen de bir yere atla, lazım olacak. Tamamdır. Bu Gundi'de tokatladık. Orada dış güçlerin bir oyununa denk geldim. Neyse bunu geçtim. Ve giriyorum Luke Cage arkadaşlar. Luke Cage. Kara özelliği benim çok işime yarıyor. Hem daha az güç barı istiyor ki bu çok önemli. %50 az istemesi süper bir şey. Adamın 71k sağlığı var arkadaşlar. Kimle giriyorum? Dur bakayım, bir sonraki adam kimmiş? Hood'muş. Tamam, gir, fark etmez. Ronan Reyes'le giriyorum arkadaşlar. Ronan'la ne yapacağım biliyor musunuz? 1.5 güç barı toplayacağım veya 2 güç barı neyse. Ondan sonra sonsuza kadar dövüş bitene kadar sersem. Tek bir sıkıntı var. Bende kanamaz yer açık. Yani özel saldırı attığım zaman %5 geri tepiyorum. Sadece o var. Başka bir şey yok. Bak şimdi. Oo, başlayacağım. Şimdi onu bir köşeye sıkıştıracağım. Yandım Allah diyecek. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra sonsuz sersem bak. 1, 2, sonra yapıştır. 1, 2, 3, 4, 5... Yapıştır. Şu an adam bir çıksa beni gıdıklayacak. İşte bu yüzden %100 sersem etkileri lazım. 1, 2, hemen arkasından 5'li combo. Yok edilemezlik de atacak şimdi. Dikkat. Çat. Ronan Reyes iş başında. Yani karoları okumak lazım. Rakipleri okumak lazım. Böyle olursa da kusura bakmayın da bak şimdi. Hem karo avantajınızı siz kazanacaksınız. Hem hero'lara karşı avantajı siz kazanacaksınız. Yani dövüşe 2-0 önde başlıyorsunuz arkadaşlar. Dövüşlere 2-0 önde başlıyorsunuz. Mis gibi bir şey. Mesela böyle yerlere özel saldırıları çok yüksek hasar veren. Mesela bir Corvus Glaive de yapabilirsiniz. Corvus Glaive'in sürekli düşünsenize L2 attığını. Çatır çutur L2 atıyorsunuz. Dediğim gibi ben de kanama zehir açık olduğundan mütevelli yani geri tepe öleceğim. Ama en azından işin mantığını inşallah kavratabilirim. Ve bu tarz videolar eğer size faydalı oluyorsa beğen butonuna basın arkadaşlar. Çünkü ben beğenmelere ve izlenmelere bakıyorum. Özellikle beğen sayısı yüksek olan videoların devamını çekiyorum. Ki bence bu çok da önemli bir konu. Ki bunun daha çok uzantısı var. Yani savaşları, dövüşleri kaybetmemeniz için daha neler yapmak lazımla ilgili onlarca konu var. Tabi bunların da bir kısmını ben buluyorum. Bir kısmını da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İzliyorum. Ben çok fazla kanalı takip ediyorum. Yani bugün 50-60 tane takipçisi olan Koreli, Çinli kanalları da Japon kanallarını da takip ediyorum arkadaşlar.
İşte herkesin çok takip ettiği Gunnileri takip ediyor. Onlar biraz daha popülariteye kaçıyor. Normaldir. İşleri gereği. 158-0. Eğer ben de kanama ziyeri açık olmasa %100 sağlıklı geçecektim buraya. Düşün. Böyle ölmek yerine %100 sağlıklı. Ben 3 yıldızla deniyorum şu anda. Devamında ne olabilir? Stark'ın özel saldırı biri. Gambit'in keza arkadaşlar. Bak Gambit'i seçelim. Gambit'in de özel saldırı biri. Aynı muhabbet. %100 sersem veriyor. Hemen Gambit'te de bir 1.5 bar doldurursam ondan sonrası bende bu iş. Hadi at bir tane gel. Müsaade edeyim sana. Gambit'le de L2 atmamaya dikkat edeceksiniz. Aman L2 atmayın. Yoksa sersemden çıkar rakip. Mesela az evvel Ronan'da L1 L2 karışıktı. Çok bir problem değildir Ronan için. Ama Gambit için problem. Ya full combo yapsam neredeyse L2'mde olacak. Umarım anlatabiliyorum da arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Dediğim gibi faydalı bir beğen butonuna basın ki. Yani çünkü hani faydası olmayan bir şey çekmiyorum. Zaten kanaldaki videolar aslında ikiye ayrılıyor. Bir size faydalı olanlar, bir de benim yaptıklarım olarak. Bu mesela size faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video. Bunlar hep mesela Hood. Hood içinde abi. Yine sersem yaparsam sersem manyanından çıkamaz. Hiçbir şey yapamaz. Veyahut da Magic gibi güç barını sonsuz kilitlerim, hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Sonsuza kadar güç barı kilidi. Hani bir laf var ya, sabaha kadar dance. Aynen öyle olur. İki güç barım bir de olsun. Zaten ben de güç barı çalıyorum. Şimdi L2'm engellenemez ya. Bloğunu atabiliyorum abi. Gördünüz mü mis gibi. İstediği kadar blok yapsın. Yapıştır. Ne oldu? Karşımda kum torbasından başka bir şey yok arkadaşlar. Sadece kum torbası. Sıkıntı değil. At bloğuna da at. Espiyon atabiliyorum değil mi arkadaşlar? Sıkıntı yok. At bloğuna da at. Fark etmez. Her türlü gider. Alayına gider. Topunuz gelin. Yani rakibin şu anda yapacak hiçbir şey yok. Dikkat edin yanlışlıkla L3'ünüz dolmasın ha. Al, ağır saldırı mı yapacaktı bana çakal? Al sana L2. Adamın yapacağı hiçbir şey yok. Gideceğiniz yola bakacaksınız. Bu ittifak savaşı için de geçerli. İttifak macerasında da aylık her yerde geçerli. Gideceğiniz yola bakacaksınız arkadaşlar. Önce karakter avantajı sağlayacaksınız. Her zaman korolar bu kadar fazla avantaj vermeyebilir. Tamam mı? Önce karakter avantajı sağlayacaksınız. Ya ne yapsın ki abi şimdi, Hood hiçbir şey yapamaz ki. 3 yıldızlarla da burayı ben bitiririm abi. Belki tamamını bitirebilirim. Belki bazıları da eşya harcayabiliriz. Ama her türlü biter arkadaşlar. Alayına gider. Enerjim kalmadı. Burada hani Nightcrawler çok kaçan bir karakter olduğu için bunu sersem olayını burada yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü o sersem sonsuza sürmüyor. Yani siz sersem bittiği zaman da vurup arkasına sikletiyorsunuz. Burada Nightcrawler'a işte Quake'le falan Nightcrawler'ın antisi olabilecek karakterlerle girebilirsiniz. Veya siper at 2 vur çekili yapabilirsiniz. Ancak o tarzda bir şey olur arkadaşlar. Mesela böyle yerlerde, bak böyle yerlerde Diablo'yu alırsanız Diablo'nun L1'ini sürekli atarak sürekli sağlığınızı fullersiniz. Özel saldırı atarak sağlık fullleyen karakterler var. Atın abi, sürekli fullleyin. Gibi gibi. Yani buna dikkat edersiniz arkadaşlar. Sizin her zaman 2-0, 3-0, 10-0 önde olaya başlarsınız. Birincisi karakter avantajı sağlayın. İkincisi de karo avantajı sağlamaya çalışın. Bir üçüncü de söyleyeyim, sinerji avantajı da sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğen butonuna basarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.